O zaman biz hızlıca soru cevap kısmına geçebilirsek daha sonra... Tabii soru soran arkadaşlar varsa elimizden geldiği kadar cevaplayalım. Ön sırada ben iki beyefendi görüyorum. Arka sıralarda da varsa zaten arkadaşlarımız yardımcı olacak. Merhaba, hayırlı olsun. Sağ olun. Yüce Canım Tatlı, yeni hakim. Birkaç soru soracağım size. Proje kentsel dönüşüm projesi midir? Arazi kime ait ve daha önce üzerinde ne vardı? 34 mağazadan söz ettiniz. Bununla ilgili tasarrufunuz ne olacak? Satışa dahil mi şu anda? Ve arkada gördüğümüz yeşil alan proje kapsamında mı? Teşekkür ederim. Yeşil alan projenin içerisindedir. Tamamen site sakinlerine tahsis edilen bir yerdir. Kentsel dönüşüm projesidir. Bundan evvel burada değişik gece kondular, evler ve ufak baraka dükkanlar vardı. 280'in üzerinde, 290'a yakın ortağımız var, arsa sahibimiz var. Bunların hepsinden muvafakatlarını ve vekaletlerini aldık. Bizim bir ayrıcalığımız daha var. Biz Erkan İnşaat olarak prensipte sözleşme ile daire satmıyoruz. Burada müteahhit arkadaşlarım var, kusura bakmasınlar. Onlarda da belki böyledir uygulama. Biz sattığımız dairenin tapusunu hemen kat mülkiyetli tapusunu veriyoruz. Yani sözleşmeye bırakmıyoruz. Hemen tapusunu alıyor bizden daire alanlar. Erkan İnşaat'ın bir özelliği bu. Kat mülkiyetli, kat ittifaklı mı? Yani mülkiyetli bütün... Kat ittifaklı, pardon. Ya o kadar heyecan olacak yani, müsaade edin. Hak sahipleriyle nasıl bir anlaşma sağladınız? Hak sahiplerine artı bir daire vermeye ihtiyacınız yoksa birebir mi? Hak sahiplerinin, yani oradaki hissedarların hepsinin daireleri numaralarıyla, katlarıyla tespit edilmiş ve hepsinin tapusu kendilerine verilmiştir. Ek bir para ödemeyecekler, ek bir para alacaklar mı? Hayır. İsmail Şahin Sözcü Gazetesi. Şimdi bildiğim kadarıyla bu proje Fikirtepe kentsel proje çalışmalarının bir içerisinde yer alan bir proje. Doğru biliyorum değil mi? Doğrudur. Konuşmanın sırasında ve tanıtımlarda hiç Fikirtepe ismi geçmedi. Dikkatimi çekti. Çünkü bu bölgede proje geliştirenler, siz de o platforma üyesiniz. Ali Bey'i de az önce gördüm burada. Fikirtepe'nin gelecekte Bağdat Caddesi'ne rakip olacağını söyler. Siz neden hiç Fikirtepe'nin bahsini geçmediniz? Çekindiniz mi var bölgeyle ilgili? Hayır, hiçbir sıkıntımız yok. Biz Fikirtepe'nin en ucundayız. Yani bölgeyi ve yeri bilen, şantiyemizi, bizim yerimizi bilen arkadaşlar bilir. Biz Fikirtepe ile Göztepe'nin kesiştiği noktadayız. Onun için Göztepe Pırlanta diye isim koyduk projemize. Yoksa biz Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı içerisinde bir yapıdayız. Yani bunu inkar etmiyoruz. Var mı başka soru sormak isteyen? Evet, Mehmet Emin Bey, mağazalarla ilgili bir soru vardı. Bunların tasarrufuyla ilgili soru sormuştu beyefendi. Bunları? Tasarrufuyla ilgili. Siz isterseniz sorunuzu tekrar edin. Yani dükkanlarda da biz arsa sahipleriyle yapmış olduğumuz sözleşmeye göre bizim de hissemiz var, arsa sahiplerinin de var. Arsa sahiplerinin dükkanlarını kendilerine veriyoruz. Biz kendi dükkanlarımızı kendimiz alıyoruz. Yani ben tüccarım, bana iyi bir müşteri gelirse ceketi de satarım. Yani tüccarım ben. Ben Tahtakale'de yetiştim. Tahtakale'de bilim atarak satarak başladım. Onun için satarım. Satmayacağım bir şey olmaz. Var mı acaba başka soru? Şurada bir hanımefendi el kaldırdı. Gel mikrofon size. Hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Real Estate News.com.tr'den. İki sorum olacak. Herhangi bir ön talep süreciniz oldu mu bunu? Beklentileriniz doğrultusunda karşıladı mı? Ve yabancı yatırımcıya yönelik herhangi bir hedefiniz var mı diye sormak istiyorum. Birinci soruyu tamamlayamadım. Projenizde ön talep süreciniz oldu mu? Ön talep sürecinde bir beklediğiniz herhangi bir başarı var mıydı, bir hedefiniz var mıydı diye. Valla biz ilk defa bu projemizin tanıtımıyla ilgili böyle bir program yaptık. Sağ olun, hepiniz geldiniz, şereflendirdiniz, teşekkür ederiz. Biz bugünden itibaren satışa çıkıyoruz. Bundan evvel böyle bir reklamımız ve satış kampanyamız olmadı. Bundan sonra bol bol
gazetelerinizde, internette, televizyonlarda bizi göreceksiniz. Ve zevkle de izleyeceğinizi tahmin ediyorum. İkinci soru. Yabancı yatırımcıya yönelik herhangi bir hedef? Şu anda yabancı yatırımcıyla ilgili herhangi bir teşebbüsümüz olmadı. Ama yabancı yatırımcılardan da bize teklif edenler oluyor. Ama bu projede değil, başka projelerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle hangi projelerle alakalı böyle görüşmeleriniz var? Valla o şimdilik gizli dursun. Şu an olmayan projeler. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Daha duymamış bir proje. Yakında inşallah onunla ilgili de böyle bir toplantı size sunacağız. Teşekkür biraz ederim. Biraz heyecan olsun. Biraz bekleyin. Yine illak.com şerinde Kırmızı Taş ben. Proje tamamlandığında burada çok ciddi bir değer artışı olacak. Bu anlamda hak sahipleri projede yer alacaklar mı yoksa satıp o değerden istifade etme yoluna mı gidecekler, onu merak ettim. Valla tabii ki bu projeler Fikirtepe, Göztepe bölgesinde bittiği zaman orası Bağdat Caddesi'nde geçeceğini tahmin ediyorum. İşte Üstaz Ali Bey de burada. O da aynı şekilde bizden daha büyük bir proje yapıyor. Buralar çok değerlenecek. Tabii ki arsa sahiplerinin burada oturup oturmayacağını ben bilemem. Yani oturmak isteyen oturur, oturmak istemeyen satıp gider diye düşünüyorum ama ağırlıklı tahminim, yani belki yanılıyorum, çoğu satacaktır diye düşünüyorum. Konuşmanızda burada çok ciddi bir değer artışı olacak söylediniz. Ne kadar bir prim öngörüyorsunuz siz? Valla onu şimdiden kestirmek mümkün değil tabii ki. Ama bayağı bir değer artışı olacağını tahmin ediyorum. Bir rakam verebiliyor musunuz? Bugün 7 bin, proje tamamlandığında ne kadar olur? Valla biz bugün için 7 binden çıktık ama bu böyle devam etmeyecek tabii. Yani proje devam ettikçe, bitme safhalarına geldikçe tabii ki fiyatlar yükselecek. Mikrofon sizde sanırım, değil mi? Tamam, buyurun. Evet, 2400 metrekare kop. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Biraz önce 290 tane hak sahibi olduğunu söylediniz. 146 daire de size düşüyor. Yani yakın olarak da. Bunların satışlarını hak sahipleri kendi adlarına mı yapacak yoksa siz bütün bu blokların satışlarını mı üstlendiniz? Tek bir elden mi satış yapılacak? Eğer hak sahiplerimiz dairelerini satmak isterlerse ilk önce bize teklif edecekler, anlaşmamız öyle. Şayet biz almazsak ondan sonra onlar dilediğine satabilecekler. Peki, ikinci bir sorum da bu hak sahipleriyle sizin adınıza düşen dairelerdeki imalat aynı kapasitede yapılacak. Biz kendimize hangi malzemeyi kullanıyorsak hak sahipleri de aynı malzemeyi kullanıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Zaten bizi Erkan İnşaat ve Pırlanta yapan özellik de budur. Bütün inşaatlarımıza bu böyledir. Teşekkür ederim. Rica ederim. 93 bin metre ne kadar hak sahipleri? 93 bin metre de Ahmet Bey nerede? %55'i arsa sahipleri, %45'i bizim. Buyurun. Mehmet Emin Bey, Hüseyin Belibağlı, Emlak Mühendisi Komiteli. Şimdi burada 290 tane arsa sahibi var, hak sahibi var dediniz ve projeyi 3 blokta gerçekleştirmişsiniz. Biz buradaki görsele baktığımızda ikisinin farklı bir mimarisi var, üçüncü bloğun ayrı bir mimarisi var. Siz kendiniz için bu 156 tane daire için, yani 296-256, 446. Kendiniz için ayrı bir blok mu imal ettiniz yoksa her 3 blokta da hak sahipleriyle sizin daireleriniz karışık mı? Her blokta 50-50, adil bir şekilde taksimatı yaptık. Her blokta aynı şekilde. İşte pırlantanın özellikleri bunlar. Zaten az evvel de haklarının şimdiden teslim edileceğini söyledi. Hepsinin tapularını dün itibariyle hepsinin tapularını teslim ettik. Bugün de aralarında taksimatları yapacaklar. Var mı acaba başka soru yöneltmek isteyen konumuz? Buyurun. Uğurcan Tokay, emlak.com. Mehmet Emin Bey, şunu soracağım. Bu kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirilen bir proje. Sizin buradaki hak sahiplerine ödediğiniz kira bedeli ne kadar, ne kadarlık bir ödeme yapıyorsunuz? Bir de şunu soracağım, toplam yatırım miktarınız nedir? Valla toplam yatırım miktarımız 120-130 milyon TL civarında. Kiralar dahil mi, ödediğiniz kiralar?
Kirada ödüyoruz tabii ki. Bunun içerisinde olabilir. Ha, yani ödediğiniz kiralar dahil toplam 130 milyon. Evet. Tamam, teşekkürler. Evet. Var mı başka soru sormak isteyen konuğumuz? Sizin bir sorunuz daha mı olacak? Efendim? Gelecek mi Mehmet Emin Bey? Plantanın son halkası mı? Yoksa devamı gelecek bu projenin? Ya hayat devam ediyor yani. Böyle büyük bir projeyle biz bu işi bitirirsek o zaman bayıldı halimize. Devam edeceğiz ya. Daha çok projemiz var da biz onları şimdi bahsetmiyoruz burada. Sadece ağırlığı buraya veriyoruz. Yani yakında çok sürprizlerimiz daha olacak, daha büyük projelerimiz olacak inşallah. Heyecanla bekle. Heyecanla bizi takip edin. Biraz bahsetseniz diyorum. Hiç efendim. Açık vermem. Hiç açık vermem. Mehmet Bey, bu yatırımınızı nakit mi yoksa banka kredisiyle mi yapmak? Sesi alamıyorum. Mikrofon verirseniz daha... Bu yatırımınızın ne kadarını krediyle, ne kadarını kendi öz sermayenizle yapmayı planlıyorsunuz ve toplamda yapmış olduğunuz yatırımlarda kredi miktarınızı öğrenebilir miyim? Valla tabii ki yatırımcılar, bütün yatırımcılarda olduğu gibi biz de banka kredileriyle, bankalarla çalışıyoruz. Kıymetli bankacılarımız da burada sağ olsunlar. Paraya ihtiyacım olduğu zaman alo diyoruz, veriyorlar para sağ olsunlar. Ama şimdilik Fikirtepe ile ilgili tek bir bankadan çok cüzi bir kredi kullandık. Diğerini öz kaynağımızla devam ettiriyoruz. Bankacılarımıza teşekkür ediyorum bu arada. Sağ olsunlar. Başta Ziraat Bankası, Deniz Bank. Evet. Hatice Kolçak, emlakbencan.com. Projenin yüksek getirisinden bahsettiniz. Önümüzdeki dönemde işte çok yüksek getiri sahibi olacak. Buradan konut alanlar dediniz. Bir rakam da vermediniz. Biraz önce arkadaşım sordu size. Hani 7 bin liradan nereye gelir diye, ne kadar prim yapar diye. Ben biraz da aslında hani bölgeyi değerlendirmek adına tekrar böyle bir soruyu sormak istiyorum. Çünkü çok hani sizden başka da birçok proje var Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde. Hem Bağdat Caddesi'ne kıyas yapıyoruz. Her seferinde bunu projeler söylüyor. Ne olacak? Yani hem birçok proje yapılıyorken bu ne kadara kadar prim yapar? Yani ne öngörüyorsunuz? Vallahi çok zorladınız beni. Onun için demin de az evvel sormuştunuz bu soruyu. Cevap vermemek istedim ama madem o kadar zorladın cevap vereyim. Benim gönlümde yatan rakam 10.000 TL. Fakat benim ekibim abi işte fazla diyorsun, Emin Bey fazla diyorsun. Biraz düşük çıkalım ilk lansmanımızda diye 7.000 bana burada söylettiler. Ama benim gönlümde şu anda yatan 10.000. Tabi bu inşaatın seyrine göre, inşaat bitmeye üzere yaklaştığında ben bu rakamların 15.000 liralarında bulacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu bölge gerçekten İstanbul'un atar damarı, yani tam göbeği. Yani burası eski Fikirtepe değil, eski Göztepe değil. Gerçekten burası çok güzel bir yer olacak. Havaalanlarına yakın, ulaşımı çok rahat. Hastanelere, okullara, alışveriş merkezlerine, metroya çok yakın olduğu için buraların fiyatlarının çok daha yükseleceğini tahmin ediyorum. Ali Bey, yanlış bir şey söylüyorsan beni doğrularsın. Doğru başkanım. Ali Bey katılıyor musun? 10.000 dolar olacak diyor. Bak ben biraz daha tevazulu gittim. Ne zaman teslime kadar, 2017'ye kadar 10.000 dolar mı olur diyorsunuz? Yani tahmin ediyoruz. Bak o da yatırımcı, ben de yatırımcıyım. Biz bu rakamlarda zarar ediyoruz yani işin gerçeği. Bu rakamların artacağını tahmin ediyoruz. Mehmet Emin Bey son bir soru. En yüksek, en pahalı dairenizin fiyatını öğrenebilir miyim? Bizim mi? Evet. 5+1. Ne kadar? Yani şu anda herhalde bizim en üst kattaki dairelerimizi 12-13 bin TL civarında herhalde metrekaresi diye tahmin ediyorum. O da bugünlük yani bu lansmanla bu artık bir hafta mı devam edecek? Bizim ekip ne diyor buna bilmiyorum. Bir hafta mı devam edecek? 10 gün mü? Toplantı 28 bin metre civarında. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Emin Bey. Ben hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum.
istiyorum. Konuklarımıza da katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Gazeteci arkadaşlar. Valla buradan elinizi çabuk tutun. Bunlar bitmeden bir an evvel hızlı bir şekilde gelip dairelerinizi alın. Arkadaşlarınıza tavsiye.